Euzubillahi Bismillahirrahmanirrahim Fatiha mu'şer ve Allah Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Muharrem ayına özel, Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, ihsanla Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin varisi, devrin imamına tabi olmak, nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle sahabe gibi Evliyadan Olmak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Hepiniz biliyorsunuz, Kur'an-ı Kerim son şeriat kitabı. Son Nebi'ye indirilen son şeriat kitabı Allah'ın koruması altında. allah Teala Hicr Suresinin 9. ayet-i kerimesinde اَنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا ve وَاَنَّا hafizun. Bu zikri Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik, onu biz koruyacağız. Fusület Suresinin 42. ayet-i kerimesinde bu Kur'an'ın önünden ve arkasından batıl yaklaşamaz. Bu terem misafirler, sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indirildi. Bakara Suresinin 185. ayet-i kerimesinde allah Teala şöyle buyuruyor. Şehri Ramazan, اَلَّذِي اُنْزُلَ فِيهُ الْقُرْعَانِ هُدَنْ لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ Ramazan ayı ki insanlar için hidayete erdirici, hidayete erme, Allah'a ulaşma vesilesi olan bütün ispat vasıtaları ve furkanı hakkı batıldan ayrıcı olarak Allah tarafından bu ayda indirildi. Kur'an'ın hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi de muhatabı olan insanı iki cihan saadetine ulaştırmaktır. Eğer muradi ilahi Kur'an'ın hedefi hidayet, hidayetin hedefi de muhatabı olan insanı iki cihan saadetine ulaştırmaksa ne yazık ki bugün Kur'an-ı Kerim'in yaşandığını söylemek mümkün değil. 14 asıl evvelinden Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bugünlere işaret ederken buyuruyor ki yakında koyu, koyu gece karanlıkları gibi fitneler olacak. Deccal fitnesi, duhan fitnesi şu anda her tarafı sarmış durumda. Hz. Ali ey Allah'ın Resulü o fitnelerden kurtuluş neyledir? Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim nedir? Çünkü sizden evvelki insanların, sizin aranızda olan insanların, kıyamete kadar gelecek olan insanların hepsinin haberi bu Kur'an-ı Kerim'de yer almış durumda. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki bu dönemin hidayetçisi, nebinin varisi olan Mehdi aleyhisselam için ben nasıl muha vahiy üzere mücadele verdiysem o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtuldularsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. Çağımız fitnelerin her tarafı kapladığı bir dönemi ifade ediyor. Deccal fitnesinin, duhan fitnesinin her tarafı kapladığı bir dönemde bu fitnelerden kurtuluş Kur'an-ı Kerim nedir? Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de her şeyin açıklaması kesinlikle vardır. İşte Kur'an'ın resminin, İslam'ın isminin kaldığı böyle bir dönemde tekrar insanların Kur'an'daki İslam'ı yaşayabilmesi ancak Kur'an-ı Kerim'e bütünüyle sarılmakla mümkündür. Evet, fitnelerin karanlık gece parçaları gibi etrafı sardığı bir zaman diliminde Kur'an'a sarılın. Ondan ayrılmayın. Kur'an aracılığı kabul edilen bir şefaatçi şikayeti kabul olunan bir davacıdır. Evet kesinlikle allah Teala alemlerin Rabbidir. Ey insanlar siz de hastasınız. Alemlerin Rabbi olan Allah tabibiniz hastanın yararı tabibin bildiği, onunla terbiye ettiği şeylerdedir. Nefsinin istediği, kendisinin çıkardığı, önerdiği bir takım batıl şeylerle değil. Öyleyse hepimizin şifa kaynağıdır Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'e dört elle sarılmak, Kur'an'daki hükümleri hayatımıza tatbik etmek hepimizin hedefi olması lazım. 40 yıldan beri Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in varisi devrin İmam-ı Mehdi Aleyhisselam Kur'an'daki İslam'ın yedi safa ve dört teslimden oluştuğunu buyuruyor. Evet, gerçekten Kur'an'da yok yok. Her şeyin Kur'an-ı Kerim'de mevcut olduğunu ayetler bize ispat ediyor. İşte Bakara Suresinin 269. ayet-i kerimesi her şeyin Kur'an'da mevcut olduğunu bize bildiren hikmet sahibi alim olan ul elbab olan kullardır. Bakara 269 bunu açıklıyor. Enam 38'de biz bu Kur'an'da hiçbir şey eksik bırakmadık. Nah 89'da her şeyi açıklamak için biz bu Kur'an'ı indirdik. Furkan 33'te her sualin ahsen tefsiri bu kitapta yer almış durumda. Zümer 27'de her misali biz bu Kur'an-ı Kerim'e koyduk. Bu sözlerin sahibi Allah ve her haberin bir gerçekleşme vaadi vardır. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, her şey Kur'an-ı Kerim'de varsa ve biz bilmiyorsak acaba nasıl Kur'an-ı Kerim'i öğrenmemiz lazım? İşte bunun cevabı da Enbiya Suresinin 7. ayet-i kerimesinde belirliyor. Eğer bilmiyorsanız zikir eline yani daimi zikrin sahiplerine sorun. Daimi zikrin sahiplerinin diğer insanlardan farklı tarafı ne? Daimi zikir sahipleri Kur'an'daki İslam'ı 7 safa ve dört teslimi yaşayanlardır. Onlar da bizim gibi alerde insanlardı. Ama davete muhatap olduktan sonra bir, onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. İki, onlar allah Teala'nın kendilerine farz kırdığı Resulullah'ın varisi allah Teala'nın bizler için tayin ettiği hidayetçiye tabi oldular. Ve onlar ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Üç, fizik vücut teslimini yaptılar. Dört, nefslerini Allah'a teslim ettiler. Beş, ihlasa ulaştılar. Altı, ve irade teslimini gerçekleştirdiler. Yedi. İşte allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bilmiyorsanız zikir eline sorun dediği zikir ehli olan insanlar bu yedi safayı yaşayanlardır. Evet. Allah Teala'nın emirlerine harfiyen riayet eden, yasak olan fiilleri işlemeyen, emri bil maruf ve nehyel münkerle vazifeli kılınanlardır. Allah Teala onları vazifeli kılmış. Niçin? Öğrendikleri ve yaşadıkları Kur'an-ı Kerim'i Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen ve yaşamayanlara evvela öğretmek ve daha sonra yaşattırmak. Hayrukum men taallama'l-Kur'an ve En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve de öğretendir. İşte her devirde Kur'an'daki İslam'ı yaşamak istiyorsak Kur'an-ı Kerim'i öğrenmemiz ve Kur'an-ı Kerim'i yaşamamız gerekir. Evet Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ve Kur'an-ı Kerim yaşamak. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah'ın koruması altında ve çünkü Kur'an-ı Kerim'dir ki Furkan'dır ve çünkü Furkan olan Kur'an-ı Kerim hakkı batıldan ayıran yegane kaynaktır. Mucize-i Baki. Veda hutbesinde Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Size iki emanet bırakıyorum. Bunlardan bir tanesi Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Diğeri de benim sünnetim. Yine bir başka hadis-i şerifinde bu meyanda yine Allah'ın kitabı ve ehli beytim. Her iki halde de kesinlikle Allah'ın kitabı kaynak olarak yer almaktadır. allah Teala Alimran suresinin 112. ayet-i kerimesinde insanların üzerine zillet damgası vuruldu. Allah'tan bir ipe ve insanlardan bir ipe tutunan müstesna. Evet, Allah'ın ipi sırat-ı mustakim. Mutlak surette sırat-ı mustakimde olmak istiyorsak kalpten Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. İslam dininin birinci safası kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. İkinci safası Resulullah'ın varisine tabi olmaktır. Üçüncü safası ruhu Allah'a teslim etmektir. Dördüncü safası fizik vücudu Allah'a teslim etmektir. Beşinci safası Nefsi Allah'a teslim etmektir. Altıncı safası ihlasa ulaşmaktır. Ve yedinci safhası iradeyi Allah'a teslim etmektir. Evet, görüyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim bir bütündür. Ve bu bütünün hepsi yedi safha dört teslimle gerçekleşiyor. Dinimizin adı İslam. İslam Allah'a teslim olmaktır. Evet, İslam Allah'a teslim olmaktır. 14 asıl evvel Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'le sahabe bu yedi safanın yedisini de yaşadılar. Kur'an-ı Kerim okuma yazması olmayan Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirildi. Ve bakın allah Teala ne buyuruyor? Şuara suresinin 193-194. ayet-i kerimesinde allah Teala buyuruyor ki Nezele bi ruhul emin ala kalbike لِتَكُونُ مِنَ الْمُنْزُرِينَ Onu Ruhul Emin Cebrail Aleyhisselam indirdi. Uyaranlardan olman için senin kalbine. Öyleyse Kur'an-ı Kerim insanın kalbine indiriliyor. Acaba insanın kalbi insanın bütünü içerisinde neresine tekabül ediyor ve ne menen bir şeydir? Bunu anlayabilmek için en şerefli varlık olan insanın Allah tarafından nasıl yaratıldığına bakmamız lazım. Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde sarsalin denilen kuru topraktan ve şekillenebil bir barçıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimiz doktorların ihtisas alanı et ve kemikten oluşan iç organlarla mücehez, beyinle kaim, aklın kumandasında çalışan bir yapı. Evet, beyin aklın kumanda ettiği bir muhteva içerisinde fizik bedeni idare ediyor. Ama fizik beden sadece kalıptan ibaret bir varlık değil. Bu kalıbın içerisinde allah Teala'nın bize verdiği iki vücudumuz daha var. Şem suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsin ve ma biz insani bir nefse dizayn ettik. İşte dizayn edilen nefsimiz muhtevasında tam 19 tane hastalık var kin nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, insanoğlu kız erkek evlat olarak fizik bedeni ve nefse annesinin karnından doğup dünyaya geliyor. İki vücutta fizik beden ve nefs. Ve şeytan da insanların baş düşmanı secde emrine isyan eden bu varlık Allah'tan aldığı müsaade gereğince Adem Aleyhisselam onun zürriyetinin yoluna çıkacağını bu dünyada onları huzursuz ve mutsuz ölüm sonrası hayatta da kendisiyle birlikte sonsuz bir cehennem azabını yaşatmasını istediğini net olarak biliyoruz. Şu anda ekranda onu görüyorsunuz. Nefsin 19 afetine yüzde yüz tesir ediyor. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, yaşadığımız dünyadaki bütün sıkıntılar, ölüm sonrası hayatta yapa geldiğimiz biz dün yanlışların arkasında, hak ettiğimiz cehennem azabının arkasında bu düşman var, şeytan. Ama şeytan öyle bir varlık ki Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Suresi'nin 22. ayet-i kerimesinde iş olup bittikten sonra şeytan diyor ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaad ettim ama ben vadimden caydım. Ben size yalan söyledim. Fakat ben sizin üzerinize bir gücün, kuvvetin sahibi değildim. Sadece sizi davet ettim. Siz benim davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın kendi nefsinizi kınayın. <laughs> öyleyse görüyorsunuz ki şeytan ve nefs beraberce bir azava bir sıkıntıya bizi götürüyorlar ama ondan sonra şeytan sıyrılıyor şeytan nefse diyor ki benim senin üzerinde bir gücüm yoktu <laughs> ben sadece seni davet ettim sen benim davetimi kabul ettin beni niye kınıyorsun kendi nefsini kına muhterem misafirler sevgili kardeşlerim insan olarak yaratılan bizler en şerefli varlıklar olarak her şey Allah tarafından biz insanlar için yaratılmış. Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde halakalakum muafiler diyeceğim yani. O yüce Allah ki göklerde ve yerde daha doğrusu yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Yerdekiler bütün kainat dizaynı içinde bir toz zerresi. Acaba bütün kainat kim için yaratılmış? Casiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde ve saharalakum ma fi semawati vel ardi Göklerde ve yerlerde bütün insanlar, her şey Allah tarafından insan için yaratılmış. Hazreti Ali bu hakikati bilerek diyor ki ey insanoğlu, derdin var sende onu bilmiyorsun. Dermanın var sende onu görmüyorsun. Bütün kainat senin içine yerleştirilmiş, sen kendini küçük bir şey mi zannediyorsun? Evet, bütün kainat insan için yaratılmış. Evet tekrar ediyorum. Dikkatle bakın. Net olarak söylüyorum. Yerdekiler, göktekiler, cansızlar, canlılar, kısacası her şey, her şey, melekler, cinler, bütün varlıklar insan için. Ama allah Teala insanı boşuna yaratmamış. Başı boş da bırakmamış. İnsanı da kendisi için yaratmış. İşte Kıyamet suresinin 36. ayet-i kerimesinde اَيَّحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَسُ de Ey insanoğlu sen başı boş sorumsuz bırakılacağını mı sanıyorsun? Ve Mumin'in suresinin 115. ayet-i kerimesinde başı boş sebepsiz olan sen bize döndürülmeyeceğimizin mi zannettin? Öyleyse kesinlikle hepimiz Allah tarafından ölüm sonrası mahkeme-i kübrada hesaba çekileceğiz bu dünyada yapa geldiklerimizden eğer Allah'ın emrine itaat eder, yasaklarına uyan bir muhteva içindeysek, mükafat, tersi bir haldeysekse mutlaka sonsuz bir cehennem azabı bizi bekliyor. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, eminim ki hepiniz ama hepiniz sadece sizler değil, şu an dünya üzerinde 7,5 milyar insan var. Sadece bu zamandakiler değil. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar geçmiş bütün insanlar, sadece onlar değil, bizden kıyamete kadar sonra gelecek bütün insanlar, herkes ama herkes ama herkes huzur ve saadeti arıyor, mutluluğu arıyor. Ama huzur ve saadetin tek bir kaynağı var. İkinci bir adres yok. İkinci bir adres yok. Son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim. E son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirildi. Ondan önceki insanlar ne? Ondan önceki insanlar da Allah tarafından değişik zaman dilimlerinde şeriat kitapları peygamberlere indirildi. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan 7 sava 4 teslim o kitaplarda da Allah tarafından açıklandı. Yani yani Allah en çok insanı seviyor ve en sevdiği varlık olan insanın sadece mutlu olmasını istiyor. İşte her şey insan için yaratılması. Allah'ın emriyle meleklerin, cinlerin insana secde etmesi bütün bunlar Allah'ın ne kadar insanı sevdiğini ve en sevdiği varlık olan insan için Allah'ın istediği şeyin iki cihan saadeti olduğunu kesinlikle bilmemiz lazım. Fıtratın bir gereği olarak da herkes ama herkes huzur ve saadeti arıyor. Fakat şeytan öyle bir varlık ki baş düşman olan şeytan hepimizin peşinden koştuğu huzur ve saadeti Kur'an'da değil, Kur'an dışındaki batıl sözlerde, zanlarda aramamıza sebebiyet veriyor. Halbuki kaynak Kur'an-ı Kerim. Huzur ve saadetin tek bir adresi var Kur'an-ı Kerim. Huzur ve saadetin kendisiyle olabileceği tek bir zat var Allah. allah Teala'nın indirdiği bütün şeriat kitaplarında üç esas farz kılınmış. Vahdet, Allah'ın tekliğidir. Vahdet kaidesini yerine getirmek mutlak surette kalpten ulaşmayı dilemektir. Kalpten ulaşmayı dilemeyenler <laughs> ne olursa olsun onlar gizli şirktedirler. Kalpten ulaşmayı dilemeyen gizli şirkte olanlar ne yaparlarsa yapsınlar onlar tevhidi tek fırkayı gerçekleştiremezler. Tek fırkayı yaşamayanların Allah'ın farz kıldığı Üçüncü saç ayağı, ruhu, ve veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek hiç kimse için mümkün olmaz. Onlar dinde fırkalara ayrılanlar, onlar Allah'ın emirlerine isyan edenlerdir. Huzuruna biz bir davetle geldik. Bu davet Allah'ın zatına davet. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, bizi yaratan Allah ve bizlerle olan ilişkisi ne bir şey, Hemen ekranda sizlere bunu anlatmak istiyorum. allah Teala bir gün bizi kendi katına yani yokla ulaştırsaydı ve yarattığı bütün kainatı bize gösterseydi görecektik ki allah Teala kainatı üç asıl ve üçle karşılık olmak üzere altı alemden yarattığını görecektik. allah Teala bu altı alemin neresinde? Hiçbirisinde değil. O zaman Kainatı kim yarattı? Allah yarattı. Nerede? Yoklukta. Yedinci alem. Allah'ın ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatması çünkü yaratılmamış yokluktadır allah Teala'nın zatı. İşte allah Teala yaratmış olduğu zahiri alem, karşı zahiri alem. Zahiri alemde fizik bedenimiz, karşı zahiri alemde nefsimiz. Gayb alemi, karşıt gayb alemi. Gayb aleminde cinler, Cinlerin berza alemi, nefsleri yaşadığı alem. Emr alemi, meleklerin yaşadığı alem, Zülmani alem de şeytanların bulunduğu, cin tayfasından şeytanların bulunduğu alem. Üç asıl ve üç de karşıt olmak üzere altı tane alem. Yedincisi yokluk. Yani yaratılmamış alem. Allah'ın ilim ve rahmetiyle her şey kuşatması. Evet Allah'ın ilim ve rahmetiyle zahiri alemi kuşatmış, karşı zahiri alemi kuşatmış. Gayb alemini kuşatmış, karşıt gayb alemini kuşatmış, emr alemini kuşatmış, karşıt emr alemini kuşatmış. Bütün alemleri kuşatmış ve Allah Teala bu sebeple herkesle beraber, herkesin halinden haberdar. Sizinle şu anda beraber. Sizin kalbinizdekini biliyor ve Allah Teala'nın insanla en sevdiği varlık olan insanla ilişkisi kalp üzerinden gerçekleşir. Allah Teala insanın soyuna, Allah Teala insanın malına, Allah Teala insanın fizik bedenine, cinsine hiç bunlara bakmaz. Allah'ın devamlı insanda nezer ettiği kalptir. Evet, insan kalbinizdeki taleple ilgilenir. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki mucize-i baki Kur'an-ı Kerim insanın hayat kitabıdır. Ve bütün insanlar için Kur'an-ı Kerim bir saadet davetlisidir bir saadet reçetesidir ve bir saadet garantisidir. Kur'an varsa ve insanoğlu huzursuz ve mutsuzsa, bunun tek bir sebebi vardır, o kişi Kur'an-ı Kerim'i bilmiyor, o kişi Kur'an-ı Kerim'i bilmediği gibi öğrenmek gibi bir talebi yok. Ama eğer siz, fitratınızın gereği olarak, Allah-u Teala'nın bize farz kıldığı iki can saadetine ulaşmak, yegane kaynak olan Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın dilini yaşamak, huzura ve mutluğa ulaşmak istiyorsanız, bunun yolu bir kalbi dilekten geçer. Din o kadar kolay ki tarifi gayri mümkünsüz. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. allah Teala'nın kalple ilgilenmesinin arkasında da bu güzellik var. Her saniye, her an kalbinize nazar ediyor. Kalbinizde dünyayı mı istiyorsunuz? Kalbinizde Allah'ı mı istiyorsunuz? Ne demiştik? Allah dünyayı bizim için. Allah cennetleri bizim için. Allah kainatı bizim için. Allah melekleri bizim için. Allah cinleri bizim için. Allah hayvanları bizim için. Bitkileri bizim için. İnsanın dışındaki her şeyi insan için yaratmış. Ama insan Allah içindir. Allah için olmak Allah'ın bize verdiklerini Allah'a teslim etmektir. Ben Allah içinim diyen bir insana bir sual sorarız. Sen neyini Allah'a teslim ettin? Çünkü Allah için olmak Allah'a teslim olmayı gerektirir. Ruhunu teslim ettin mi? Bir. Fizik vücut teslimini yaptın mı? İki. Nefs teslimini yaptın mı? Üç. İrade teslimini yaptın mı? Dört. Bu dört teslimi gerçekleştirenler kalpten ben Allah içinim diyebilenlerdir. Çünkü dört teslimi gerçekleştiren insan ben Allah içinim diyorsa göğsünü gere gere evet ben ruhumu Allah'a teslim ettim. Ben fizik ucunu Allah'a teslim ettim. Ben nefsimi Allah'a teslim ettim. Ben irademi Allah'a teslim ettim. Muhterem misafirler sevgili kardeşlerim ne yazık ki günümüz İslam tatbikatına baktığımız zaman teslimler tamamen yok olmuş. İşte Resulullah'ın hadiste zikrettiği gibi bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi ve İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerle anılacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindeki insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerilleridir. Fitne onlardan çıkmıştır. Tekrar onlara dönecek. E ne demişti iki can serveri Peygamber Efendimiz? Benimle insanlar nasıl şirkten kurtuldularsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. İşte çağımızda fitnelerin her tarafı kapladığı bir dönemde bu fitnelerden kurtuluş bir kalbi dilekledir. Evet kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir insan kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyince kendisini kesinlikle bu fitneden kurtaramaz. Ne Deccal fitnesinden kurtarabilir, ne Duhan fitnesinden kurtarabilir, ne başka fitnelerden kurtarabilir. Bütün fitnelerden kurtuluş bir kalbi dilektir. Allah Teala son şeriat bu Kur'an-ı Kerim'de Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde bakın ne diyor? وشرع لكم مِنَ الدين مَا وسابيه نوحا والذي اوحينا اليك وما وسينا به ابراهيم وموسى وعيسى واقيموا الدين ولا تفرقوا كبروا على المشكين ما تدوم اليه الله يشتبي الى اي من يشاء ويهدي الى من ينيب maline ayet-i kerimenin muhtevası şöyle Allah dinde Hazreti Nuh dinde fırkalara ayrılmayın diye Hz. İbrahim'e, Hz. Musa'ya, Hz. İsa'ya vasiyet sana da vahiy ederek size şeriat kıldı. Senin onları kendisine çağırdığın şey Allah'a ulaşma dileği müşriklere zor geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ama ona yöneneli kendisine ulaştırır. Öyleyse dini ikame etmek, dini yaşamak dinde fırkalara ayrılmamak mutlak surette kalpten Allah'a ulaşma dileğini gerektiriyor. Bir insan kalpten Allah'a ulaşmayı dilemezse o kesinlikle dünya hayatını diliyor. İşte muhterem misafirler sevgili kardeşlerim, mucize-i baki Kur'an-ı Kerim tam 7 tane ayet-i kerimede kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden bahsediyor. Bakın bakalım ayetler ne diyor. Yunus 7. Bize ulaşmayı dilemezler. Yunus 11. Bize ulaşmayı dilemez dilemeyen kimseler. Yunus 45. Bize ulaşmayı dilemeyen kimseler. Yunus 15. Yunus 45. Allah'a ulaşmayı yalanlayanlar. Furkan 21. Allah'a mülaki olayı dilemeyen kibirlenenler. Rum 8. Rablerine mülaki olmayı inkar edenler. Ve secde 10. Rablerine münaki olma inkar edenler şimdi muhterem misafirler sevgili kardeşlerim bu 7 ayet-i kerimeye göre Allah devamlı kalbinize bakıyor eğer kalbinizde bu ayetlerin muhtevası Allah'a ulaşma dileği yoksa o zaman kesinlikle siz ömür boyu ayetlerden gafilsiniz ayetlerden gafil olanlar o zaman Allah onları delalette bırakıyor çünkü başlangıç noktasında bütün insanlar delalette. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ey insanlar hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdikleri müstesna dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Dileyin sizi hidayete erdireyim demesine rağmen insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Yunus 7 ulaşmayı dilemiyorlar. Yunus 11 ulaşmayı dilemiyorlar. Yunus 15 ulaşmayı dilemiyor. Yunus 45 ulaşmayı dilemiyorlar Furkan 21 ulaşmayı dilemiyorlar. İşte bu ulaşmayı dilemeyenleri Allah Teala zaten onlar delalette onları delalette bırakıyor. Arap 186 Allah kimi delalette bırakırsa onun için bir hidayetçi yok. Rahat 33 Allah kimi delalette bırakırsa onun için bir hidayetçi yok. Kef 17 Allah kimi delalette bırakırsa onun için bir veli mürşit yok. Zümer 23 Allah kimi hidayete bırakırsa onun için bir hidayetçi yok. Zümer 36. Allah kimi hidayete bırak derate bırakırsa onun için bir hidayetçi yok. Momin 33. Allah kimi derate bırakırsa onun için bir hidayetçi yok. Şura 44. Allah kimi derate bırakırsa onun için bir veli mürşit yok. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Görüyorsunuz ki kalpten ulaşma dileği yoksa Allah onları delalette bırakıyor ve ikinci safa da onlar için yok. Size anlattığımız konferansımızın konusu olan muhtevayı bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Muharrem ayına özel Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, ihsanla Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin varisi devrin imamına tabi olmak. Bir insan gösterdiğim ayetler muhacesinde kalpten Allah'a ulaşmayı dilemezse ikinci sefa tekrar şu anda ekranda görüyorsunuz. İkinci defa ihsanla Resulullah'ın varisi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in varisi devrin imamına onlar tabi olmazlar. Onlar için bir hidayet yok. İşte günümüz din tatbikatına baktığımız zaman sadece İslam'ın beş şartı kalmış. İslam'ın beş şartının içinde olmayan ne? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. İslam'ın beş şartının içinde olmayan ne? İhsanla Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin varisi devrin imamına tabi olmak yok. Halbuki bu eksik olanlar olmadığı süre içerisinde hiç kimse için nefs tezkesi ve tasfiyesiyle sahabe gibi evliya olmak mümkün değil. Nefs tezkesi ve tasfiyesi yoksa ne bu dünyada iki yakamız bir araya gelir ne ölüm sonrası hayatta cennet yüzü görebiliriz. Evet sevgili kardeşlerim. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi tezkiye ve tasviye ihlasa ulaştırmak için var etti. E dinin gayesi nefs tezkiyesi ve tasviyesi ihlasa ulaşmaksa kişi Resulullah'ın varisi Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmuyorsa o zaman nefs tezkiyesi ve tasviyesi onun için ihlas yok. Tabiyet yoksa ondan önce kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Çünkü kalpten ulaşmayı dilemeyenler için bir hidayetçi yok. İşte bugün Kur'an elimizde olmasına rağmen İslam aleminin tamamen dini terk etmesi, Kur'an'dan uzaklaşması ve bu muhteva içerisinde sadece ve sadece Kur'an'ı ezberleyerek hayatına idam etmesi hiç kimseyi Kur'an'daki İslam'ın yaşantısına götürmüyor. Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek şükresek az. İşte bütün fitnelerin her tarafı kapladığı bir dönemde Resulullah'ın varisi devrin imamı Mehdi Aleyhisselam Allah'tan aldığı öğretiyle adı Mehdi olmasının arkasında da Kur'an'daki mevcut olan ama kaybolan hidayeti tekrar yedi safasıyla öğretmek yaşatmak yani insanların hayat kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesi ve yaşaması onun temel davasıdır, onun temel hedefidir. Böyle olursa ne olur? Böyle olursa Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreten insan Kur'an'daki İslami yaşayandır. 14 asır level Kur'an'daki İslami yaşayan sahabe nasıl veli, mürşit, evliya oldularsa bugün insanı da bu zaman dilim içerisinde veli, mürşit, evliya olur allah Teala bu dönemde de Kur'an-ı Kerim yaşayanlardan bahsediyorum. Evet, Kur'an'daki adları ne? Sabikunel Ahirin. Evet, nasıl el Evelin sahabe varsa, el Ahirin de Mehdi Aleyhisselam döneminde yedi safayı yaşayanlar olacak. Ve onların Kur'an'daki ismi Sabikunel Ahirin. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Arkasından Allah mutlaka sizi Resulullah'ın varisi devrin nimamına tabi olan bir veli mürşide sizi ulaştıracak. Allah ulaştıracaksın. Ve tabi olduğunuz an siz de 14 asır ve nasıl sahabe 7 safa 4 teslimi yaşadılarsa siz de bu dönemde Kur'an ayetleriyle 7 safa 4 teslimi yaşayarak nefs teskesi ve tasfiyesiyle veli mürşitlerden olacaksınız sabikunel ahirin olacaksınız allah Teala o günden bugünleri müjdelemiş buyuruyor ki Peygamber Efendimiz İslam garip başladı garip olduğu noktaya dönecek o gariplere müjdeler olsun kimlerdir o garipler ey Allah'ın Resulü kâlellezîne yuhyûne mâ amâtehumün sünneti ve yusluhûne mâ afsâdehumün sünneti onlar ortadan kaldırdıkları sünnetimi ihya edenlerdir. Onlar ifsad olan sünnetimi de esra edenlerdir. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, ortadan kaldırılan sünnet ne? Ortadan kaldırılan sünnet, insanlar sadece İslam'ın beş ile amel ediyorlar ve ortadan kaldırılan sünnet, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Sahabenin hepsi 14 asil evvel, hepsi kalpten ulaşmayı dilemelerine rağmen, günümüzde bu dilek din tatbikatında yok. Sadece İslam'ın beş şartı var. 14 asıl level hepsi Resulullah'ın kendisine mürşitlerin hasına tabi olup nefs seskesi ve tasfiyesi yapmalarına rağmen bugün İslam'ın beş şartının içinde o da yok. Yani bizi hedeflere ulaştıracak olan Vahdet takidesi İslam tatbikatında yok. Tevhid akidesi İslam tatbikatında yok. Sadece kala kala İslam'ın beş şartı var. Şeytan öyle bir kurnaz mahluk ki hedef emirleri tatbikattan çıkartmış, vasıta emirleri hedef yerine geçirerek İslam aleminin hepsini Kur'an'dan uzaklaştırmış, Kur'an'ı tamamen unutturmuş onlara. E iblis kurnaz bir mahluk biliyor ki asla Kur'an-ı Kerim'i değiştiremez. Kur'an Allah'ın koruması altında. O zaman Kur'an-ı Kerim'i değiştiremeyecek olan iblis kendi söylediklerinden vazgeçer mi? Geçmeyecek. E ne yapabilir de hedefine ulaşmak için? Tek bir şey yapabilir. Kur'an-ı Kerim'i unutturmak. Kur'an-ı Kerim'i unutturmak için ne yapabilirdi? Tek bir dileği din tatbikatından çıkartması yeterliydi. allah Teala kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilemezse onun için bir hidayetçi, bir veli mürşit yok. Kim veli mürşidine tabi olmazsa o ne ruhunu teslim edebilir ne fizik vücut teslimi yapabilir ne nefs teslimini ne irade teslimini. Öyleyse sadece iblis din tatbikatından kalpten ulaşma dileğini çıkartmak suretiyle hedefine ulaşmış durumda ve İslam alemini Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştırmış. Sadece şu anda Kur'an'ın resmi ve İslam'ın ismi kalmış. Gerçekten öyle mi? İşte Furkan suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetleri bize kesinlikle bunu söylüyor. Bu dönemde yaşayan zalimler cehennemde yer alıyorlar. Ve pişmankarlıklarını söylediğiyle getiriyorlar. Keşke Resul'le birlikte bir yol tutsaydım. Bu Resul dediği Mehdi Resul. Çünkü ayetlerin devamında Mehdi Resul olduğu net olarak anlaşılıyor. Keşke Resul'le birlikte bir yol tutsaydım. Resul'le birlikte bir yol tutmak için acaba dönemin insanları ne yapması lazım? Kalpten ulaşmayı dilemesi lazım. Bakın bu dönemdeki insanlar cehennemde allah Teala onun haberlerini Kur'an-ı Kerim'le bize veriyor ve diyor ki bu cehennemdekiler pişmankarlıklarını dile getiriyorlar. Keşke Resul'le birlikte bir yol tutsaydım. Muhterem misafirler siz yaşıyorsunuz ve bu noktada pişman olmak istemiyorsanız, şeytanın sizi götürdüğü cehennemde yer almak istemiyorsanız, o zaman Resul'le birlikte bir yol tutmanız lazım. Bu yol Allah'ın yolu. E hocam ben Resul'le birlikte bir yol tutmak istiyorum. Ne yapmam lazım? Allah'ın senden istediği sadece bir kalbi dilek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksin, kalpten ulaşmayı dileyeceksin. Az evvel gösterdim. 7 tane ayet kerime kalpten Allah'a ulaşmayı dilemezsen o zaman mutlak surette allah Teala seni delalette bırakıyor. Allah kimi delalette bırakırsa onun için ikinci sabah hidayetçi yok, hidayetçi yok, hidayetçi yok, hidayetçi yok, hidayetçi yok. Sadece bu dileğin sahibi olmaman seni hidayetçiden tamamen uzaklaştırıyor. Ama muhterem misafirler sevgili kardeşlerim, şimdi size göstereceğim, ekranda göreceğiniz 7 ayete göre kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz ne olur? Bakın beraberce Bakara 46. Onlar mülaki olacaklarına yakın derecesinde inanırlar. Bakara 249. Allah'a mülaki olacaklarına kesin olarak bilirler. Enam 154. Onlar Rablerine mülaki olacaklarına inanırlar. Rad 2. Onlar Rablerine mülaki olmalarını yakın hasil ederler. Kef 110. Onlar Rabbine mülaki olmayı dilerler. Ankebut 5. Onlar Allah'a mülaki olmayı dilerler. İnşikak 2. Onlar Allah'a mülaki olurlar. Şimdi bir tarafta 7 ayet kişi Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ulaşmayı kalpten dilemiyor. Öbür tarafta da bu ayetler kalpten ulaşmayı dileyenler. Ve buna iman edenler. Buna iman edenler için Mutlaka mürşit var. Allah onları mürşit gösteriyor. Ama kapten ulaşmayı dilemeyenler 7 ayet kermeye göre Allah onlara hidayetçi göstermiyor. O zaman muhterem misafirler sevgili kardeşlerim 14 asır level asrı saadeti yaşayan sahabe neyle bu sonucu elde ettiler? Kur'an-ı Kerimle. Neyle bu sonucu elde ettiler? Tabi oldukları mürşitlerin hası Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e. Bugün mucize-i baki Allah'ın koruması altında olan Kur'an-ı Kerim elimizde. E bugün onların varisi de var. Allah Resulü buyuruyor ki her yüz asırda, her asırda mutlaka Allah'ın emrine itaat eden, hayırda yarışan ümmetim içerisinde bir topluluk her var olacak. Evet, her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden, hayırda yarışanlar bulunacak. Her asırda Allah'a itaat eden, hayırda yarışanlar bu yedi safayı yaşayan Allah'ın veli mürşitleridir. İşte o veli mürşitlere ulaşıp sahabe nasıl Resulullah'a tabi olduysa bugün de bizler onun varisine tabi olursak o zaman kesinlikle biz de onlar gibi yedi safayı yaşayacağız. Yani Allah'ın bizden istediği o kadar kolay bir şey ki kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, kalpten ulaşmayı dilemek. E ben kalpten ulaşmayı diliyorum diyorsunuz. Biz de sual soruyoruz. Ne haber? Namazı huşu içinde kılıyor musun? Hayır diyor. Oruç sana kolay geliyor mu? Hayır diyor. Zikir yapmak hiç de canım istemiyor. Bütün bunlar varsa sen dilden dilemiş olabilirsin ama asla kalpten dilememişsindir. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, kalpten dilediğiniz an Allah size zikri sevdirir. Kalpten dilediğiniz an Allah size orucu kolaylaştırır. Acıkma ve susuzluğu alır sizden. Sadece orucu zevkini bakır. Kalpten ulaşmayı dilediğiniz an zekat vermek için fellik fellik insan ararsınız. Kalpten ulaşmayı dilediğiniz an her şeyi Allah size öyle bir kolaylaştırır ki siz bile hayret edersiniz. Bir dilek bu kadar insanı değiştirebilir mi? Evet eğer Allah devreye giriyorsa bir dilek bu kadar insanı değiştirebilir. Çünkü allah Teala'nın devamlı kalbinize bakmasının arkasında ne var? Bu dilek var mı yok mu? Bu dilek varsa o zaman Allah size tecelli ediyor. 99 esmanın sahibi Rabbimiz Rahim esması ile tecelli ediyor ve rahmetini size tahsis ediyor. E ben dilemezsem ne olur? Ömür boyu bu dünya hayatını yaşarsın ama asla Allah'ın rahmeti kalbine girmez. E rahmet kalbe girmese o zaman kalp kasiyet bağlar. E kalp kasiyet bağlarsa hasta olursa ne olur? O zaman şeytanın kulu olarak hayatını sürdürürsün. Ya e, hangi ayetler bunu söylüyor? E tabii ki Kur'an-ı Kerim. Biz hep Kur'an-ı Kerim'le konuşuyoruz ya. İşte burada da aynı şey. allah Teala Hac Suresinin 53. ayet-i kerimesinde bakın şeytanın kimlere tesir ettiğini ifade ediyor. وَلِيَّجْعَلَ مَا يُلْقُوا شَيْتَانُ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبُ مَرَدٍ ve kasiyeti kulubum. Yani kalbi kasiyet bağlayanlar ve kalbi hasta olanlar, bunlar şeytanın kullarıdır. İnsan da olsa, cin de olsa, kalbi kasiyet bağlayan insan ve cin, kalbi hasta olan insan ve cin, o şeytanın kuludur. Artık o şeytanla birliktedir ve şeytan onu kullanmaktadır. Ama siz şeytanın kullandığı birisi değil. Allah'ın kullandığı, Allah'ın dostu olmak istiyorsanız. O zaman mutlaka kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? E hocam, senin bu dediğin eğer gerçekten olmuş olsaydı, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde söylemez miydi? Söylemiş, sevgili kardeşlerim söylemiş ama şeytan allem etmiş, kallem etmiş, bu hadisleri tamamen din tatbikatından da çıkartmış. Bakın tam dört tane hadis. Cebrail aleyhisselam beyaz elbiseler içinde geliyor. İman nedir ey Allah'ın Resulü? Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in iman tarifinde lika Allah var. Kale limanü billahi ve 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 Bugünün iman tarifinde lika Allah yok. O zaman lika Allah yoksa iman yok. İmansız amelin kimseye faydası yok. İkinci hadis. Yüce Allah kulunu dünya hayatıyla kendi likası arasında serbest bıraktı. Öyleyse demek ki kalbinizde bir tarafta dünya var, bir tarafta lika Allah var. Ya lika Allah'ı dinleyeceksiniz ya dünya hayatını. Şimdi beraberce bakalım, size gösterelim. Eğer ayetler mucizesinde dünya hayatını dilerseniz akibetiniz ne olur? Görmenizi istiyorum. Allah Teala Bakara 200 buyuruyor ki Rabbimiz bize dünyada ver derse onun ahirette nasibi yok. Yunus 7 ulaşmayı dilemeyenler varacakları yer ateş ahiret hayatında. Hud 15 kim dünya hayatını onun ziyaretini isterse veririz ama Hud 16'da onun varacağı yer ateş cehennem. Şura 20 kim dünya kazancını isterse veririz ama onun ahirette nasibi yok. Naziat 38 dünya hayatını tercih edenlere veririz naziat 39 ama onu alevli ateşe atarız. vefatır 5 ey insanlar. Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvenilerek aldatmasın. Öyleyse dünya hayatının kendisini aldattı insanlar kimler? Dünya hayatının kendisini aldattı insanlar onlar kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Şimdi o kalpten ulaşmayı dilemeyen yedi ayet-i kerimeyi bir kere daha gösterelim. Şey, dünya ayeti onları nasıl aldatmış? Yunus bize ulaşmayı dilemezler. O zaman onlar dünya ayetinden razıdırlar. Yani dünya ayeti onları aldatmış. Yunus 11. Bize ulaşmayı dilemeyen kimseler. O zaman dünya ayetinin peşinden koşanlardır. Yunus 45. Bize ulaşmayı dilemeyenler. Başka bir Kur'an getir. O zaman dünya hayatını istiyorlar. Yunus 45. Allah'a ulaki olmayan yalanlayanlar. Onlar hüsrandadır. Onlar dünya hayatını isteyenlerdir. Furkan 21. Mülaki olmayı dilemeyenler. Kibirlendiler. Bu kibirlenenler dünya hayatını isteyenlerdir. Rum 3. Rablerine mülaki olmayı inkar edenler. Secde 10. Rablerine mülaki olmayı inkar edenler. Bunlar dünya hayatını isteyenlerdir. Dünya hayatını isteyenlerin Allah delalette bırakıyor ve delalette olanlar için bir hidayetçi, bir veli mürşit yok. Ama siz dünya hayatını değil, Allah'ı dilerseniz, o zaman yedi ayet-i kerime karşınıza çıkacak. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman allah Teala sizin için bir hidayetçi tayin ediyor, sizin için bir hidayetçi tayin ediyor, yedi ayet. O zaman muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, sualim var size. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Evet diyorsunuz. Dilden mi, kalpten mi? Kaptan diyorsunuz. O zaman ben de sual soruyorum sizlere. Zikirden ne haber zikri seviyor musunuz? E pek sevmiyorum. Sevmiyorum diyorsan o zaman kesinlikle sen kaptan ulaşmayı dilemedin. Çünkü kaptan ulaşmayı dileseydin Allah'ın nuru kalbine girerdi. Huşu sahibi olurdun ve sen namazlarını huşu içinde kılardın. E, hocam namazı biz kılıyoruz. Yani huşu içinde olan namazla huşu içinde olmayan namaz diye iki ayrı namaz mı var? Elbette. Bakın Kur'an-ı Kerim nasıl haber veriyor? Muminun suresinin bir ve ikinci ayet-i kerimesi. قَدْ تَفْلَحَ الْمُومِنُونَ Onlar namazlarında huşu içindedirler. Tem, namazlarında huşu içindedirler. Onlar felaha erenlerdir. E maun 4 ve 5 onlar namaz kılanlara yazıklar olsun. Onlar namazlarından gafil olanlardır. Öyleyse bir insan kalpten ulaşmayı dilemezse, namaz kılarsa allah Teala yazık o namaz kılanlara. Bir insan kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse allah Teala o namazında huşu içindedir. E şimdi Allah mürşidi hacet namazı ile kime gösterir? Tabii ki huşu sahiplerine. Bakın Allah'ın yardımını allah Teala ne diyor? İstane diye Allah'ın bir yardımı, mürşit var. 7 ayet-i kerimede Allah Teala bunu tarif ediyor. istane. İşte ya 5. Senin yalnız senden istane mürşidi ister. Çünkü istane eşittir mürşid. Bakara 45. Sabır ve namazla istaneyi Allah'tan isteyin. Mürşidinizi Allah'tan isteyin. Maide 35. Vesileyi Allah'tan isteyin. Bakara 153. Sabır ve namazla istaneyi mürşidinizi Allah'tan isteyin. Nisa 75. Nisa 75. Katından bir veli, katından bize bir yardımcı gönder ey Allah'ım. Arap 128. Allah'tan yardım isteyin, istaneyi dileyin. Yusuf 18. Sizin anlattığınız şeye karşı istane, yardım istenecek sadece Allah'tır. Enbiya 112. İstaneyi Allah'tan isteyin. 7 ayet. istanenin eşittir müşti olduğunu ve mürşidinizi Allah'tan isteyin. Ve muhterem misafirler size söyleyeyim. Diyelim ki Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece 100 kişi hacet namazı ile mürşidin Allah'tan istedi. Ve bunlardan sadece 10 kişi huşu içinde. O zaman 90 kişiye Allah mürşid göstermez. Sadece gösterdiği 10 huşu sahibi kişiye mürşid gösterir. Bakara 45 46 bunu söylüyor. Ve bis-sabri ve salati اَنَّهَا لَكَب۪يرَةٍ اِلَّا عَلَى الْخَاشِينَ Yani ben mürşidi, hacet namazı kılıp da benden mürşid isteyenleri sadece huşu sahiplerine göstereceğim. E huşu sahibi kişi kim? Kalpten ulaşmayı dileyen kişi. O zaman demek ki kalpten bir insan ulaşmayı dilemezse huşu sahibi olmaz. Kalbi kasiyet bağlar. Kalbi kasiyet bağlayanlara, kalbi hasta olanlara da Allah mürşid göstermez. Ne diyorsunuz muhterem misafirler? Nurani rabıtalarla Allah ayetlerde öyle bir sağlam dizayn kurmuş ki anlat, anladığınız zaman idrak ettiğiniz an Allah'a hayran olmamanız mümkün değil. O zaman görüyoruz ki ehli dünya dünyada, ehli ukba ukba'da her birisi bir sevdada bana Allah'ım gerek diyen evliyaların sözleri boşuna değil. Onlar dünyayı değil. Onlar ukbayı değil, onlar kainatı değil. Onlar sadece Allah'tan Allah'ı dilemişlerdir. O zaman sualim var size. Siz de kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız sualim var size. Şu anda Allah Allah zikri hoşunuza gidiyor mu? Çünkü bu zikri yaparsanız rahmet kalbinize girer. Rahmet kalbinize girdiği zaman huşu sahibi olursunuz. O zaman ben kalpten ulaşmayı diledim ama zikir yapmak koşunuza gitmiyor. O zaman dilden dilediniz. Kalpten dilemediniz. Dilden dilediğiniz anda yüz kere de Allah'tan mürşit istesen Allah sana mürşit göstermez. Evet. Kalbi kasiyet bağlayanlara Allah mürşit göstermez. Ama kalbi huşu içinde olanlara Allah Teala kesinlikle mürşit gösteriyor. Sevgili kardeşlerim, Mucize-i Baki Kur'an-ı Kerim için Hazreti Übekir ne diyor? Ayak Ayakkabılarımın bağı dahi kuayıp olsa Kur'an'a sorarım. Ve kesinlikle Hazreti Übekir buyuruyor ki, Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın vereceği her türlü mükafatı sahibi olmak istiyorsan mutlaka kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hazreti Ali diyor ki Allah dinini düzelten kişinin dünyasını mutlaka düzeltir. E dinin kaynağı kaynağı Kur'an-ı Kerim. O zaman Kur'an-ı Kerim'le mutlaka amel etmek lazım. Kur'an-ı Kerim'le amel edenler onlar kat'tan ulaşmayı dileyenlerdir. Kur'an-ı Kerim'le amel edenler onlar haccat namazı ile müşriklerini Allah'tan isteyenlerdir. Ve bakın 14 asır level Asabi ı kiram ne diyor? Bize Kur'an ezberlemek, Kur'an'ın lafzını ezberlemek zor. Onunla amel etmek ise çok kolay gelirdi. Ama bizden sonrakilere ise Kur'an'ı ezberlemek kolay, onunla amel etmek ise zor gelmektedir. Kur'an hükümleriyle amel edilsin diye Allah tarafından indirildi. Ama günümüze bakıyoruz insanlar hafız Kur'an'dırlar. Kur'an'ı ezberlemişler. Ama soruyoruz kaptan ulaşmayı dilemek. Nereden çıkartıyorsun? Mürşide tabiet, Mürşide tabi olmak şirktir diyor. Ve İslam alemi yerlerde sürünüyor. Her tarafta İslam coğrafyasında oluk oluk kan akıyor. İslam barıştır diyoruz. E İslam coğrafyasında herkes birbiriyle kavgalıysa ve İslam barışsa bu barış olan İslam neden yaşanmıyor? İşte yaşanmamasının arkasındaki sebep bu dileğin kalpte olmaması sebebiyledir. Bu dilekkatte yoksa o kişi Kur'an ayetlerinden gafildir. Hangi ayet diyor? Yunus suresinin 7 ve 8. ayet kermesi. Ne diyor Yunus 7 8? Enne lazina la yercun likana. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. O zaman kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyenler varadü bil dünya. Onların kalplerinde sadece dünya var. Ama kalplerinde sadece dünya varsa onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kalbinde ayet bulunmayan kişinin kalbi harap bir eve benzer. E kimin kalbinde ayet yok? Allah'a ulaşmayı kalben dilemeyenin kalbinde ayet yok. Kalbinde ayet olmayan kişi kalbinde dünya var ve dünya olan kişinin kalbi dünya ile hemhal olduğu için o ayetlerden gafil. Ayetlerden gafil olan kişinin de gideceği yer yedi ayet gereğince cehennem. Evet, içinde Kur'an'dan bir şey bulunmayan kişi harap bir ev gibidir. Kalbi harap bir ev gibidir. Öyleyse günümüzde insanlar Kur'an-ı Kerim yaşamak yerine Kur'an-ı Kerim'i ezberliyorlar. Halbuki asr-ı saadette insanlar Kur'an'la amel ediyorlardı. Onlar için ezber ikinci sıradaydı. Ama günümüzde insanlar için ezber birinci sırada amel etmek neredeyse yok. Hazreti Ömer o kadar enteresan bir şey söylüyor ki buyuruyor. Her asırda bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil. Diliyle alim ama kalbiyle cahil olan kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyendir. Evet diliyle alim ama kalbiyle cahil olanlar kalpten ulaşmayı dileyenler. Abdülkadir Geyni Hazretleri kalbime bir iham gelir Kur'an'la karşılaştırırım. Eğer Kur'an'a uyarsa kabul ederim, Kur'an'a uymuyorsa kabul etmem. Kur'an'a uyanı mutlaka alırım demesi sebepsiz değil. Öyleyse kalpten ulaşmayı dilemeyen ayetlerden gafil olan bir insan herhangi bir şey Kur'an'a sorabilir mi? Kur'an'la karar verebilir mi? Hayır. Çünkü o ayetlerden gafil ayetleri bilmiyor. Ama kimler Kur'an-ı Kerim ayetleriyle karar verenlerdir? Onlar kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Hidayet, çağımız hidayet çağı. Hidayet, insan ruhunun ölmeden evvel dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Bu da ancak kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Bir insan kalpten Allah'a ulaşmayı dilemezse asla o kişi hedefine ulaşamaz. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Mutu an kalbe en kablete mutu ölmeden evvel ölünüz. Ey insanlar ölmeden evvel ölün ki Allah'a dönün ki Allah size ondan yüze kadar yedi yüze kadar yardımlarda bulunsun. Demek ki bire yedi yüz kazanmak istiyorsak ne yapmamız lazım? Mutlak surette Allah'a ulaşmayı kalpten diledikten sonra Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin varisi olan evliyaya tabi olmak gerekiyor. Allah Teala tekrar ediyorum ey kullarım hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdikleri müstesna dilen ki sizi hidayete erdireyim. O zaman Allah kimi hidayete erdiriyor? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Evet, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Allah sizin soyunuza, malınıza, şekli şemanıza bakmaz. Devamlı Allah Teala kalbinize bakar. Kalbinizde bu talep varsa istisnasız siz kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz anne babanın evladına bırakacağı en büyük miras İslami terbiyedir. İslami terbiyenin birinci saç ayağı vahdettir. Kalpten ulaşmayı dilemektir. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler onlar şeytanın adımlarına tabi olanlardır. Ve bakın yedi ayet-i kerimeye göre şeytanın adımlarına tabi olursanız o zaman durumunuz ne olur? Evet, tam yedi tane ayet-i kerime allah Teala bize ihtar ediyor. Sakın şeytan sizi Allah'ın amına göndermesin. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Bakara 168. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. O size apaçık bir düşmandır. Bakara 208. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. O size apaçık bir düşmandır. Enam 142. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. O sahabaç bir düşmandır. İsraili 3. Kullanamasaydı güzel söz söylesinler yoksa şeytan aralarına girer. Şeytan onlara apaçık bir düşmandır. Nur 21. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. O size fuhşiyatı ve münkeri emreder. Yasin 60. O size apaçık bir düşmandır. Zorrus 62. Muhakkak ki o sizin için apaçık bir düşmandır. Ve Allah'ın Resulü buyuruyor ki Sakın dünya hayatı Allah Teala sakın dünya hatisi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Dünya hayatının kendisini aldattıkları insanlar onlar kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Şeytanın kendisini aldattığı insanlar onlar ihsanla mürşitlerine tabi olmayanlardır. Öyleyse muhterem misafirler sevgili kardeşlerim siz kalpten Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşide tabi olmak istiyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Kalpten diyorsanız o zaman hacet namazıyla bir annevel evvel mutlaka mürşidinizi kimden istemeniz lazım? Allah'tan istemeniz lazım. Evet Allah'tan isterseniz allah Teala mutlak surette huşu sahibiyseniz size mürşidi gösterecektir. 14 asıl evvel Nebila Sultanı Peygamber Efendimizin sahabesi yedi safasının yedisiyle de Resulullah'a tabi oldular. Hemen ekranda görelim. Sahabenin yedi safada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olması. Eğer sahabe yedi safada Peygamber Efendimiz'e tabi olmuşsa bugün günümüzde de insanlar Kur'an'daki İslam'ı yaşamak istiyorlarsa yedi safanın yedisine de onun varisi devrin imamına tabi olmaları lazım. Bakın Birinci safa Alimran 31. Bana tabi olun ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Enfal 64, Mümtehin 12. Sana tabi olmak için geldiklerinde artık onların biatlerini kabul et. Arap 157. Onlar yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de vasfı murudukları Ümir Resul ve Nebi'ye tabi oldular. Alimran 20. Ben ve bana tabi olanlar Beşimizi de Allah'a teslim ettik. Zümer 18. Onlar sözü dinlerler. Ahsen olanına tabi olurlar. Arap 158. Ona tabi olun ki hidayete erersiniz. Yusuf 108. Ben babana tabi olanlar kalp gözüyle görerek Allah'a davet ettiğimiz yol bu yoldur. Öyleyse sahabe asr-ı saadeti yaşayanlar, cahiliye döneminden sonra can dostu olanlar, birbirinin can düşmanı iken Yedi safayı yaşayarak can dostu olanlar yedi safanın yedisiyle de Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi oluyorlar. O zaman bugün günümüzde Kur'an'daki İslam'ı yedi safanın için yaşamak isteyen kişi ne yapması lazım? Resulullah'ın varisi devrin imamına tabi olması lazım. E devrin imamı kim? Eğer kalpten ulaşmayı diler de hacet namazıyla devrin imamını Allah'tan sorarsan mutlak surette allah Teala sana onu gösterecektir. Öyleyse sahabe nasıl yedi safanın yedisiyle tabi olmuşlarsa bizlerin de bu ayetlere bakarak Resulullah'ın maresi devrin imamına tabi olmamız lazım. Muhterem misafirler sevgili kardeşlerim tabiyetle ilgili bu ayetler ve daha çok ve daha çok ayetler söz konusu ama kesinlikle Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz bu konuda da hadisler vazetmiş. Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Evliyaya tabi olan şakilerden olmaz. Kimdir evliya? Yedi sabah dört teslimi yaşayanlar. Benden sonra nebi gelmeyecek. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliye standartlarıyla ölür. Bütün bu hadisler tabiyeti açıklıyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz size Allah'tan korkmanızı Habeşli bir köle dahi olsa üzerinize emir olarak Allah tarafından tayin edilse sözünü dinleyip ona itaat etmenizi vasiyet ederim. Bir de içinizden yaşayanlar olursa birçok ihtilaflar görecektir. Böyle zamanlarda benim sünnetime ve hidayet üzere olan Hülefay Raşidir'in sünnetine tabi olun, yapışınız. Sünnete dört elle sarılınız. Dört el demek, dört teslimi gerçekleştirmek demektir. Sonradan çıkartılan bidatlerden daima uzak durunuz. Mehdi Aleyhisselam arza sahip olur. Kendisinden önce zulümle olan dünyayı mutlaka adaletle doldurur. Hikmet sahibi alimlere tabi olunuz ki onlar dünya ve ahiret kandilleridir. Öyleyse bütün bunlar bize neyi gösteriyor? Muhterem misafirler sevgili kardeşlerim. Mutlaka mutlaka hacet namazıyla Allah'ın bize gösterdiği mürşide tabi olmayı kesinlikle dile getiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ehli beytim Nuh'un gemisidir. Ona binen kurtulur. Uzak duran mutlaka boğulur. Evet uzak duran mutlaka boğulur. Ve Allah Resulü yemin ediyor. Vallahi kişinin kalbine İman girmez ehli beytimi ve yakınlarımı sevmedikçe. Yani kişinin kalbine iman girmez. Resulullah'ın varisi ve Allah'ın tayin ettiği veli mürşitleri sevmeyen kişinin kalbine iman girmez. Ama siz katten ulaşmayı dilediyseniz istisnasız şu anda kalbinizde Allah mürşit sevgisini oluşturdu. Çünkü kalpleri telif eden Allah'tır an ben ulaşmayı dilediğiniz an Allah mürşid sevgisini o kalbinize koyacaktır. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim siz de sahabe gibi 14 asıl level nasıl onlar Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi oldularsa siz de bu dönemde onun varisi devrin imamına tabi olmak istiyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız benim sualim var size. Şu anda kaç kişi Allah Allah diyor. Çünkü kalpten dileyenlere allah Teala zikri sevdiriyor, namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor, zekatı sevdiriyor. Bütün vasıta emirleri sevdiriyor. Öyle bir sevdiriyor ki o bile kendisine şaşıyor. Öyleyse her halükarda ne olması lazım? Varmamız gereken şey bizim mutlak surette kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Bilinmeyen ne bilsin bizi bilenlere selam olsun. Bilenler kimler? Bilenler kalpten ulaşmayı dileyip 12 tane ihsanla mürşitlerine tabi olanlar. Evet sevgili kardeşlerim allah Teala'ya ne kadar hamd etsek şükresek az mutlak surette bizim hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmamız lazım. Kabul edelim ki kalpten Allah'a ulaşmayı diledik hocam. Ne olacak? Bakın şimdi ayetler kalpten ulaşmayı diler de 99 esmanın sahibi Rabbimiz Rahim esmasıyla size tecelli ederse ne olur? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince allah Teala peş peşe yedi furkan verir. Kalpten ulaşmayı dilemeyenler sağır, dilsiz ve kördürler. Hangi ayetler? Bakara 7-8. Kalpten ulaşmayı dilemeyenler hasarları ve huzurları engelli. Hangi ayetler? Casiye 23. Kalpten ulaşmayı dilemeyenler şirktedirler. Hangi ayetler? Enam 46. Bütün bakın bu ayetler hemen tekrar ediyorum. Bütün bu ayetler Enam 46 şirkte olduğunu, Bakara 6-7, hasaları engelli olduğunu, Casiye 23 hasaları engelli ve deraatte olduğunu gösteriyor. Evet bütün bunlar bize kalpten ulaşmayı dilemeyenlerin iç dünyalarını resmediyor. Sardisi bekliyor. Ama siz kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz allah Teala rahim esmasıyla tecelli ederek size peş peşe yedi Furkan verir. Enfal 29. Furkan'ın verilmesi kapalı olan gözünüzü açar. Kapalı olan kulağınızı açar. Kapalı olan kalbinizi açar. Kalp gözünü daha doğrusu gözünüzü açtığı zaman siz evliyayı evliya olmayandan ayırt etmeye başlarsınız. Haç 54 allah Teala kulaklarınızı açarsa siz kesinlikle Allah'ın ayetlerin manasına varırsınız. Haç 54. Siz kalbinizi ekinet alır, ihbatı koyarsa siz ayetleri kendinize mal eder, kalbinize indirirsiniz. Kalbinde ayet bulunmayanlar ayetlerden gafil olanlardır. Kalbinde ayet olanlar onlar Allah'ın ayetlere yakın sahibi olanlardır. Ayetlere yakin sahibi olanlar kalbin ulaşmayı dileyenlerdir. Ayetlerden gafil olanlar kalben ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ve Hac suresinin 54. ayet-i kerimesi وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوْتِ الْاِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مُنْ رَبِّكَ bihi بِهِ فَتُوبِتُوا لَهُ قُلُوبَهُمْ. Kendilerine ilim verilenler irşad kademesinin Veli Resul ve Nebi Resul'ün söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri ona iman etmeleri ve onların kalplerinin Allah'ı onu idrak etmesi içindir. Allah Teala da kalplerine ihbatı koyuyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim ben kalpten ulaşmayı diledim ne oldu diye düşünmeyin. Dilemeyenler sağırdırlar, dilsizdirler, köldürler. Hayatları boyunca üç maymuna oynayanlardır. İşte Arap Suresi'nin 179. ayet-i kerimesi. وَلَقَدْ زَلَانَ لِي min كَسِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ Lem kulubun la yefquna biha, la ma'yunun la yefsun biha, la azaanun la yasmauna biha ulaike kal anaami bal hum adal ulaike mul gafilun. İşte andolsun ki cehennemi insan ve cinlerin çoğu için hazırladık. Onların kalpleri var fakat etmezler. Niye? Kalplerine ulaşmayı dilememişlerdir. Onların gözleri var görmezler. Niye? Onlar kalpten ulaşmayı dilememişlerdir. Kulakları var işitmezler. Niye? kalpten ulaşmayı dilememişlerdir. Hasaları engelli, huzurları engelli. Ama siz kalpten ulaşmayı dilerseniz peş peşe allah Teala size yedi furkan verir. İrşad kademesini, mürşidi diğer insanlardan ayırt etmeye başlarsınız. Kulaklarınız mürşidin söylediği ayetlerin manasına varır. Kalbiniz o manasına vardığı ayetleri kendisine mal eder, kalbine indirir. O zaman siz de sahabe gibi hamale Kur'an, Kur'an taşıyıcılar olursunuz. Kur'an taşıyıcısı kimdir? Onlar Allah'ın velileridir. Allah'ın velileri Kur'an'ı taşıyanlardır. Onlara dost olan Allah'a dosttur. Onlara düşman olan Allah'ın düşmanıdır. Evet, Kur'an'ı yüklenenler, tekrar ediyorum, Kur'an'ı yüklenenler. Kimdir Kur'an'ı yüklenen? Mürşidi mürşit olarak gören. Kimdir Kur'an'ı yüklenen? kalpten ulaşmayı dileyen, kimdir Kur'an'ı yüklenen? Allah'ın dostu olan, Allah'ın da kendisine dost edindiği kişiler. Öyleyse zor mu muhterem misafirler sevgili kardeşlerim? Ne olur kalpten ulaşmayı dilerseniz? Ne olur ayetleri kalbinize indirirseniz? Ne olur siz de sahabe gibi Kur'an'ı yüklenen Allah'ın dostları olursanız? O zaman da Allah da size dost olur. Ama siz eğer Kur'an'ı yüklenmeyen, kalbinizde ayet bulunmayan şeytanın dostu olursanız bu dünyada da iki yakanız bir araya gelmez. Ölüm sonrası ayette de şeytanla birlikte gideceğiniz tek bir yer vardır. Cehennem. İnanıyorum bunları benden dinledikten sonra kalpten ulaşmayı dilemeyen bir insan konferans salonundan çıkmaz. O zaman eğer dilediyseniz Enfal 29'a göre 7 Furkan'ın sahibi oldunuz ama allah Teala sizi o halde bırakmaz. Görmenizi istiyorum. Rahim esması ile tecelli ettikten sonra Kaf suresinin 33. ayet kerimesine göre dünyaya dönük olan kalbinizi kendisine çevirir. Eskiden kalbinizden hep dünyayı isterdiniz. Ama Allah Teala kalbinizi kendisine çevirdiği zaman artık siz Allah'ı diliyorsunuz. Ve Allah Teala Enam 125'e göre Allah'ı kalben dileyen sizin göğsünüzden kalbinize bir nur yolunu açıyor. Enam 125. Enür yolu açılırsa ne olur? O açılmazsa ne olur? Bakın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bakın Hazreti Musa aleyhisselam. Allah onlar için ne diyor? İnşira bir, inşira iki, inşira üç, inşira dört. Ve Taha suresinin 25, 26, 27. ayetleri. Birisi Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz, diğeri de Hazreti Musa aleyhisselam. Hazreti Musa aleyhisselam bakın ne diyor? Rabbim benim göğsümü şerit. Yani göğsümden kalbime bir nur yolu aç. Rabbim bana işimi kolaylaştır. Zikreyi bana nasip kıl. Rabbim dilimden düğümü çöz. Senin ayetlerini başkalarına tebliğ edeyim. Şimdi gelelim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e. allah Teala Peygamber Efendimiz'e diyor ki senin göğsünü şere etmedik mi? Yani göğsünden kalbine bir nur yolu açmadık mı? Eğer allah Teala Peygamber Efendimiz'in göğsünden kalbine nur yolu açmışsa bunun manası ne? Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz kalpten ulaşmayı dilemiş. İnşira iki in Senden yükünü, işlediğin günahları üzerinden kaldırıp sevaba çevirmedik mi? Ve senin zikrini ref etmedik mi? Seni daimi zikre ulaştırmadık mı? Öyleyse dinin üç esası var. Sevgili kardeşlerim, vahdet, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın da göğsümüzden kalbimize nur Tevhid, ihsanla, on iki tane ihsanla kişinin mürşidine tabi olması, onun bütün günah yükünü kaldırıp sevaba çevirmesidir. Ve teslim, ruhu, vecihi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim ederek daimi zikre ulaşmak. Senin zikrini refah etmedik mi? Öyleyse bütün peygamberlerin insanlara tefim ettiği, anlattığı, öğrettiği ve yaşattırdığı din, ezeli ve ebedi tek bir din babamız İbrahim'in Hanif dini Arapça değil isem üç esas üzerine bina edilmiş. Vahdet, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, tevhid, ihsanla Resulullah'ın varisi mürşide tabi olmak ve teslim ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi zikrederek, çok zikrederek daimi zikirle Allah'a teslim etmek. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, siz de bütün peygamberler gibi siz de onların havarileri gibi, siz de sahabe gibi, siz de bütün Allah dostları gibi bu üç esası öğrenmek ve yaşamak istiyor musunuz? Evet diyorsunuz. O zaman kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Evet diyorsunuz. O zaman sualim var size şu anda kalpten ulaşmayı dileyenlerin işareti ne? Allah Allah diyor musunuz? Çünkü kalpten diliyorsanız Allah'ın katından gelen rahmetin kalbinizi harekete geçirmesi ve o harekete geçen kalbinizin devamlı Allah Allah demesi söz konusu. Daimiz zikre ulaşan kalbin her çeperinde Allah yazılıdır. O uyusa bile onun kalbi uymaz. Onun kalbi devamlı Allah der. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki benim gözlerim uyur ama kalbim uymaz. Evet Resulullah'ın nasıl gözü uyuyor kalbi uymuyorsa siz de kalpten ulaşmayı dilediyseniz o zaman siz de Resulullah gibi şu anda ne diyen kişisiniz? Allah Allah Allah. E onun gibi sizin de göğsünüzden kalbinize nur yolu açmışsa o zaman Allah'ın katında nurlar sizin de kalbinize rahmet olarak giriyor. E rahmet olarak girse ne olur hocam? E, Yunus bakın ne diyor? Açıldı gökler kapısı. Rahmet doldu hepsi. Sekiz cennetin kapısı açılır Allah deyü deyü. <laughs> Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Sekiz cennetin anahtarının nedir? Allah demek, Allah demek, Allah demek. Allah'ı zikretmek olduğunu bilmenizi istiyorum. Çoğunuz belki diyeceksiniz ki ben zikrediyorum. Ama kalpten dilemezseniz gerçekten Allah rahim esmasıyla size etmez. Ve asla Allah rahmetini de göndermez. Gönderse bile kalbinize girmez. Ama inanıyorum şu anda bu işin esasını anladınız. İşin sırrı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Bakın Yunus ne diyor? Medreseler müderrisi okumadılar bu dersi. Gönüllere yazılır bu kitabın süresi. Kur'an-ı Kerim'i okumak iki şekilde oluyor. Kalpten okumak, sadırdan okumak ve satırdan okumak. İnsanlar kalpten ulaşmayı dilemiyorlarsa, mürşitlerine tabi olmuyorlarsa onlar satırdan Kur'an okuyorlar ve ezberliyorlar ama hiçbir değişim yok. Ama eğer kalpten okusanız ve kalbinize ayetleri nakşetseniz o zaman Resulullah'ın ahlakıyla ahlaklanan, Kur'an ahlakıyla ahlaklanan, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan bir âliyanın sevgilisi evliya olursunuz. Alimler kitap yazar, karayaka yazar ama Allah'ın ayetleri kalbe yazılır. Kalbe yazılabilmesi için sizin Kur'an-ı Kerim'i kalpten okumanız lazım. Kim gibi Resulullah gibi, kim gibi sahabe gibi. O zaman muhterem misafirler, siz de Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek istiyor musunuz? Siz de Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Siz de Kur'an-ı Kerim'i kalpten öğrenmek istiyor musunuz? Evet diyorsanız, o zaman kesinlikle Allah Teala Rahim esması ile peş peşe size anlattığım bu 12 tane ihsanı size verir. 12 ihsanın sahibi olan kişi gerçekten 12 tane ihsan sahibi olduğunu nasıl anlar? İçinden üst seviyede bir istekle hacet namazıyla bir an müsheddine ulaşır. Ulaşmak ister. O zaman bakın hacet namazıyla kılarsanız Allah'tan müsheddenizi isterseniz ne olur? Görmenizi istiyorum. Allah Teala dört rekâtlık bir namaz, birinci rekatta Fatiha'dan sonra üç atel kürsi, ikinci rakatta Fatiha'dan sonra İhlas ve Leknaz, üçüncü rakatta Fatiha'dan sonra İhlas ve naz okur ve mutlak surette huşu sahibiyseniz Allah size mürşit gösterir. Yatağınızı kıbleye göre dizayn edeceksiniz. Başınızı yastık üzerine ileri geri hareket ettirirseniz kulaklarınız iç sesinizi duyar. İç sesinize paralel Allah Allah diye okuyursanız Allah'ın size mürşit göstermemesi mümkün değil. Gösterilen mürşide gidip 12 tane ihsanla tabi olacaksınız. 12 tane ihsanla mürşidinize tabi olursanız sahabe gibi, Mevlana gibi, Hacı Bektaş Veli gibi dikkatle bakın Mevlana Şems'e tabi oldu. Osman Gazi Şeyh Edebali'ye tabi oldu. İkinci Murat Hacı Bayram Veli'ye tabi oldu. Fatih Sultan Mehmet Hacı Bayram Veli'nin talebesi Akşam Settin'e tabi oldu. Kısacası Kur'an'daki İslami yaşayanların hepsi kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen ve tabiyetini gerçekleştirenlerdir. Siz de sahabe gibi, siz de Osmanlı gibi, siz de Allah'ın dostları gibi, Yunus gibi, Hacı Bektaş Veli gibi, Mevlana gibi, Sayın Hüsa Hazretleri gibi, siz de kalpten Allah'a ulaşmayı diliyorsanız, siz de onlar gibi mürşidinize tabi olmak istiyorsanız o zaman hacet namalıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olacaksınız. Tabi olmanızı zaten allah Teala size farz kılmış ve tabi olursanız ne olur? Devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mehdi aleyhisselam çıktığında karın üzerinde sürünerek dahi olsa ona ulaşın biat ediniz. Kim zamanın imamına arif olmasa o cahile standartlarıyla ölür. Zamanın imamı nefsine arif olandır. Zamanın imamı Rabbine de arif olandır. İşte men arafa nefse kadar vakadar İnsanın baş düşmanı insanın nefsidir. İnsanın dostu nefsini bilen kişidir. <laughs> en üstü o noktada nefsini bilen Rabbini bilir sözüyle size devrin imamının ruhu başınızın üzerine geldiği zaman dört cepheden şeytana karşı sizi korur. Nasıl Araf Suresi'nin 16. ayet-i kerimesinde beni azdırmana yemin ederim. Senin sıratı müstakimine oturacağım. 17'de Sağdan, soldan, önden, arkadan gireceğim. Hepsini saptıracağım. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın demesine rağmen allah Teala kalpten ulaşmayı dileyen, tövbesini gerçekleştiren kişiyi devrin imamıyla dört cepheden koruyor. Kollarıyla sağdan, soldan, baş ve ayaklarıyla önden, arkadan koruyor. Artık şeytan ne önden, ne arkadan, ne sağdan, ne soldan ona ulaşamıyor. Koruyucu kalkan üzerinde yer aldıysa, Şeytan artık o kişiye yerleşemiyor, ulaşamıyorum. Ne demişti allah Teala? Ey insanlar sakın dünya hatisi aldatmasın. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Sakın dünya hatisi aldatmasın. Dünya hayatının kendisini aldattığı kişiler kimler? Onlar kalpten ulaşmayı dilemeyenler. Ama siz kalpten ulaşmayı dileyen dünya hayatının aldanmasına ulaşmayanlarsınız. Dünya hayatının kendisini aldatmadığı insanlarsınız. Bir şey daha söylüyor. Sakın sakın ha sakın şeytan sizi Allah'ın afına güvendirtmesin. Siz o tuzaktan daha kurtulanlarsınız. Neden? Çünkü şeytan öyle demesine rağmen hayır dediniz. Rabbim bana hacet namazıyla mürşidimi kendisinden istememi gösterilen mürşide tabi olmamı istedi. Ona tabi olmam halinde allah Teala benim günahlarımı sevaba çevirecektir. Şeytan diyor ki tamam Allah gafur ve rahimdir. Mürşide tabi olman gerekmiyor. Allah da diyor ki bütün günahlarını sevaba çevirmem mutlaka mürşidine tabi olmayı gerektiriyor. Her şeyi bir sebep ve sonuç tatında yaratıyor ve devrin imamına tabi olduysan onun varisine tabi olduysan ki her devirde devrin imamı hidayete erdirendir. Devrin imamını temsil eden diğer veli mürşitler, vekil mürşitler onlar hidayette vesile olanlardır. 7 ayet-i kerimede hidayette vesile olanları açıklıyor. Devri imamını temsil eden 7 ayet hidayete vesile olanları açıklıyor. Bakın kavimin veli resulleri Nahl 36 hidayete vesile olanlardır. Veli mürşitler Tövbe 71 hidayete vesile olanlardır. Salihler Nisa 69 hidayete vesile olanlar. Enbiya 105 hidayete vesile olanlar. Muhlisler Hicr 40 ve hidayete vesile olanlar. Ulu Elbab Alimran 7 hidayete vesile olanlar. Muhsinler, Ali Minan 20 hidayete vesile olanlar. Zahitler, Cuma 10 hidayete vesile olanlar. allah Teala kesinlikle öyle Allah'a çok zikredin ki fasıklardan olmayasınız. Allah Resulü Allah'a çok zikredin ki fasıklardan olmazsınız. O zaman zikir, çok çok zikir ve daimi zikir hedefimiz olması lazım. Gerçekten mürşidine tabi olduktan sonra yedi kademedeki nefs tezkesi ve tasfiyesiyle mutlak surette sahabe gibi evliyadan olmak istiyorsak bunun mutlaka ön şartı tabiyettir. Kalpten ulaşmayı dilemek, Allah'ın gösterdiği müşride tabi olmak, devrin imamının ruhu yer aldıysa nebe 39'a göre bizim ruhumuz da vücudumuzdan o sirat-ı müstakim ulaşıyor. Üçüncü nimet, üçüncü nimet Furkan 70'e göre allah Teala bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. İnsanoğlu kendi kendine her günahından dolayı tövbe mi istifarda bulunsa allah Teala'nın bir kabul garantisi yok. Ama allah Teala Furkan 70, Hud 112, Nisa 64 ve Mümte yine 12'ye göre mürşid önünde tövbeyi gerçekleştirse allah Teala mutlaka bu tövbeyi kabul ediyor. İşte Furkan 70'e göre kabul edilen mürşid önde olan tövbe Nisa 64-1, Hud 112-2, Furkan 73, Mümtehin 12, 4. Mürşit önde yapılan bir tövbeyi ifade ediyor. Bu tövbeyi gerçekleştirdiği an allah Teala tövbeyi kabul ederse mutlaka Furkan 70'e göre bütün günahlarını sevaba çevirir. Günahların sevaba çevrilmesinin Kur'an'daki karşılığı mağfirettir. Ama günahların sevaba çevrilmesi devrin imamı ile tövbe eden kişi arasında bu şefaattir. Şefaat olayı gerçekleşiyor ve allah Teala mümtehine 12'ye göre tabi olan devrin imamına, devrin imamının önünde tövbe eden tabi olanına diyor ki onlar için mağfiret dile. Devrin imamının mağfiret talebi tövbenin kabulü demektir. Tövbe kabul ediyse bütün işlediğimiz günahları allah Teala sevaba çeviriyor. Bir insan bir tövbeyle günahlar sevabına tamamen çevrilebilir mi? Evet allah Teala Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde Ey nefislerine karşı haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Vallahu yaghfiru bu cemiyan. Bütün günahlarınızı mağfiret etmeye, sevaba çevirmeye kadirdir. Öyleyse allah Teala bunu söylüyorsa evliyadan olan Erzurum'un İbrahim Hakk Hazretleri, Hakşerleri hayreyler, zannetmek ki gayreyler, Arif onu seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Siz de bu dusur gereğince Rabbim bana gösterdiği mürşide ben önünde tövbe edersem, benim bugüne kadar işlediğim günahları silmek değil. Hepsini sevaba çevirecektir. Ayet karşı burada Allah'ın verdiği delil, Allah'ın sözünde hurf yok, Allah katında söz değiştirilmez. Mutlaka bu gerçekleşir diyeceksiniz. allah Teala mürşide tabiyetle birlikte dördüncü nimet, o güne kadar bire on size veren Rabbimiz her ayrınıza o günden itibaren bire yedi yüze kadar arttırır. Hangi ayet gereğince? Bakara 261. Beşinci nimet, allah Teala kalbinize imanı yazar. Beş kalp şartının sahibi olan siz mürşide tabi olduğunuz an allah Teala kalbinizdeki küfrü dışarıya alır ve imanı yazar. Küfrün dışarıya alınması kalbinizdeki afetlerin artık zikirle dışarı atılması demektir. İmanın yazılması demek Allah'ın katından fazılların kalbinize gelip yerleşmesi demektir. Bu neyle mümkündür? Mürşide tabi olduğunuz an. Mürşide tabi olduğunuz an yedi kalp şartının sahibisiniz ve allah Teala yedinci kalp şartı mücadele imke göre kalbinize imanı yazıyor. Kalbinize iman yazıldıkça ne olur? Zümer suresinin 22. 23. ayet-i göre iki çift nur gelir size. Hem Zümer 23 hem de hadit 28. Hadit 28 ve Zümer 23'e göre iki çift nurun gelmesi. Gelmesi için ne demeniz lazım? Allah demeniz lazım, Allah demeniz lazım, Allah demeniz lazım. Ya hocam o kadar... Zikirden bahsettin ki bu zikir neden bu kadar kıymetli? Evet Benim Nebiler lazım Sultanı lazım Peygamber lazım Efendimiz bakın ne buyuruyor. Evet Allah Resulü ne diyor? Buyuruyor ki Size Allah'a çok zikretmenizi emrediyorum. Peşine düşman düşen bir kimse nasıl bir kaleye sığınarak ondan kurtulursa kul da şeytandan ancak Allah'ın zikriyle kurtulur. En üstün cihat Allah yolunda nefse yapılan cihattır. Allah'ı çok zikretmeyen imandan uzaklaşır. Senin düşmanlarının en azılı düşmanı, en şiddetlisi iki tarafın arasında bulunan nefsindir. Allah'ın yanında derecesi en yüksek olanlar Allah'ı çok zikreden kadın ve erkeklerdir. Her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden, hayırlarda yarışanlar olacaktır. Onlar en çok Allah'ı zikredenlerdir. Öyleyse görüyorsunuz ki İbadetlerin sultanı zikir, 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 zikir. E neden böyle? Çünkü kainatın dersi. Cansızlar Allah diyorum evet. Bakın her şey atomlardan yapılmış. Merkezi çekirdek etrafında elektronlar ve külli irade ile bütün elektronlar eliptik yörüngede devamlı hareketlerini Allah diyerek yaparlar. Çünkü elektronlar Allah dedikçe külli irade ile Allah'ın katından onlara o rahmet geliyor. Ve Allah'ın rahmetiyle bu zerreler hareketlerini devam ettiriyorlar. Her şey, her şey, her şey Allah'ın emriyle dönüyor. Emri bari olmayınca, Allah'ın 99 esmasından bir tanesi el bari, emri bari olmayınca sanma ki elektron hareket eder. Öyleyse bütün elektronlar hareketlerini emri barinin emriyle onlara ulaşan rahmetle yaparlar. Elektronların iradesi yok. Külli iradeyle allah Teala rahmetini gönderiyor. Rahmet elektrona ulaşınca elektron Allah diyor. Tekrar dönüyor Allah diyor. Tekrar dönüyor Allah diyor. Ve böylece bütün cansızlar hareketlerini Allah diyerek yapıyorlar. Bütün bitkiler de Allah diyor. Bütün hayvanlar da Allah diyor. Yakın bir tarihte beraber çalışan bir ecnebi profla bir Müslüman. Müslümanlar diyor ki biz Allah'ı daima zikrettiğine inanıyoruz her şeyin. Evet cansızlar da zikrediyor mu evet bitkilerde hayvanlarda her şey. O zaman bu ecnebi prof ön yargılı değil Kur'an'ı alıyor eline günlerce aylarca yıllarca çalışmadan sonra diyor ki eğer gerçekten Müslümanların kitabı Kur'an-ı Kerim söylüyorsa bu Müslüman doğru söylüyorsa o zaman Bakara suresinin 26. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi Allah bir sivri sineği misal vermekten çekinmez. Ve sivri sineği laboratuvara koyuyor, hareket ve sinir semini kayda aldığı zaman bir de bakıyor ki gerçekten alınan insan... kayıt yüksek frekans altında kayıt sesi duyamıyor. Çünkü kulaklarımız yüksek frekans altındaki sesleri alamıyor. Düşük frekansa indirgeyince sivri sineğin bir teviye kesintisiz Allah dediğini görüyor. Bunu deney yapan Prof. Dr. Galin Bizerov Asenov. İşte şu anda sivri sineğin Allah dediğine yakından bakmanızı istiyorum. Evet Allah Teala'ya bakınca Allah'ın Evet. Öyleyse neden kainat dersi dedim? Neden sivri sinek dersi dedim? Anlayana sivri sinek saz, anlamayana davul zurna az. Anlayan kişi kimdir? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Anlamayan kişi kimdir? Kalpten ulaşmayı dilemeyen ayetler kursağından geçmeyen kişidir. İşte allah Teala iki durumu da bize slaytta anlatıyor. Dilinin söylediği kalbinde olmayanlar Allah Kur'an'a onları münafık tarif ediyor. Dilinin söylediği kalbinde olanlar. Yani dil kalbin tercümanlığını yapabilir. Dilinin söylediği kalbinde olmayan olabilir. Dilinin söylediği kalbinde olmayan yalan söylüyor. Ama dilinin söylediği kalbinde olan da Allah'ı doğruluyor. O da sadıklardandır. Öyleyse sadıklardan olmak istiyorsanız kalben ulaşmayı dileyin. Sadıklardan olmak istiyorsanız Tövbe suresinin 119. ayet-i kerimesi gereğince Sadıklarla beraber olunuz, Ayet-i Kerime'ni yaşayacaksınız ve kesinlikle sadıklarla beraber olursanız ya eyellezine tekullah okunu mu sadıkın sadıklarla beraber olursanız mürşitle tabi olursanız o zaman siz de sadıklardan olursunuz. Doğruluk iyiliğe, iyilik cennete götürür. Kişi doğruyu söyleye söyleye Allah katında sadıklardan olun. Yalan kötülüğe, kötülük cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında yalancılardan olur. Muhterem misafirler inanıyorum ki konferansta beni dinleyen sizler. Bundan sonra hep sadıklardan olan birisi olarak kalpten ulaşmayı dileyen ve kalbiyle Allah'ın kendisi için tanetli müşridine tabi olan tövbe eden ve kalbiyle Allah Allah diyen sadıklardan olursunuz. Tıpkı kim gibi? Sahabe gibi. Öyleyse görüyorsunuz ki Kur'an mucize-i baki her şeyi açıklamış. Her şeyi açıklan Kur'an-ı Kerim'deki Kur'an İslam'ı yaşamak istiyorsanız mutlak surette nefsinizi tezkiye edeceksiniz. Yedi nimeti Allah'tan aldınız. Bu yedi nimetler ıslah nefse başlayacaksınız. Hz. Übekir buyuruyor ki kendini ıslah et ki insanlar da sana karşı iyi davransınlar. Hz. Ömer buyuruyor ki başkalarını düzeltmek için önce kendinizi düzeltin. Eli temiz olmayan bir insanın başkasının yüzünü temizlemesi mümkün değil. Anneler bunu çok daha iyi biliyorlar. En annenin eli kirliyse temizlemesi gereken çocuğun yüzünü temizleyebilir mi? Hayır. Önce kendi yüzünü, elini temizlemesi lazım. Hazreti Osman aynı ifadeyi kullanıyor ve Hazreti Ali nereye bakarsam bakarım ben Allah Teala'yı görüyorum ve diğer bütün Allah dostları hep bu güzellikleri yaşamışlar. Ne yapmışlar? nefslerini ıslah etmişler. Nefslerini tezkiye ve tasfiye etmişler. Gündüz gibi ışıyıp durmak istiyorsan geceye benzeyen nefsini yakadır. Bunu söyleyen Mevlana Hazretleri. Mevlana diyor ki hamdım piştim yandım. Mevlana diyor ki ben bir kamıştım. Şems yedi delik deldi. Hak üfledi ve ben Mevlana oldum. Siz de şemsinize tabi olursanız mürşidinize tabi olursanız ve en büyük ibadet, ibadetlerin sultanı zikre başlarsanız siz de o Allah dostları gibi Allah'ın bir sevgilisi olursunuz. Sevgili kardeşlerim Yunus Emre diyor ki dil söyler kulak dinler ama kalp söyler kainat diler. Siz öyle bir şey söyleyin ki kainat dinlesin. Kalbiniz ne demesi lazım? Allah 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 demesi lazım. O zaman siz sesinizi bütün kainata duyuruyorsunuz. Çünkü siz insansınız. Ve allah Teala insanı kendisi için yaratmış. Hz. Ali gibi ey insanoğlu derdin var sen de onu bilmiyorsun. Derdin nefsin. Dermanın var sen de onu görmüyorsun. Allah'ın zatından sana üfürlen ruh. Bütün kainat senin için. Sen kendini küçük bir şey mi zannediyorsun ey insanoğlu? Öyleyse kalpten ulaşmayı dilediysen, Allah'ın senin için tanıttığı mürşide tabi olduysan, bu tabiyette birlikte ibadetlerin sultanı zikre başladıysan, zikir, çok zikir ve daimi zikirle bütün her şey senin emrine veriliyor. Çünkü sen zikirle ruhunu teslim ediyorsun. Çok çok zikirle fizik vücut teslimini yapıyorsun. Daimi zikirle nefsini yediyorsun, teslim ediyorsun ve iraden artık fonksiyonu kalmayınca, iradenin karşısında negatif bir kan kalmayınca en son olarak iradenin de teslim ediyorsun. Yedi safa sahabe gibi dört teslimi yaşayarak bütün güzelliklerin sahibi oluyorsun sevgili kardeşlerim. Siz de kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? Siz de bütün sahabe gibi, sahabe gibi, Allah'ın dostları gibi, ceddimiz Osmanlı gibi, şey Edebali gibi, Hacı Bayram Meli gibi, Akşansettin gibi, Yahya ya Efendi gibi, Sanyus Hazretleri gibi, Eşref Rumi gibi, Mevlana gibi, bütün bu Allah dostları gibi siz de Allah'ın dostu olmak istiyorsanız o kadar kolay ki tarifi gayri mümkünsüz. Allah'a dost olmak bir dilektir. Mutlu olmak bir dilektir. Evliyadan biri olmak bir dilektir. Ama bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü Allah'ın zatından üfürlen bir ruhunuz var. Sizde bir emanet. Ve allah Teala bu emaneti 12 ayetle dünya hayatını yaşarken sahibi olan Allah'a geri döndürmenizi ona teslim etmenizi istiyor. 12 ayet-i kerimede size göstermek istiyorum. allah Teala'nın bu 12 emre itaat edenlerin Allah'ın dostları olacağını da bilmenizi isterim. Tam 12 tane ayet. Nisa 58. اَنَّ اللّٰهِ يَعْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَلْيَا Maide 7. Misaklarınızı yerine getirin. Enam <laughs> 152. Ahdinizi ifade edin. Yunus 25. Allah'ın zatına davet edin. Rad 21. Allah'a vasıl olun. Rum 31. Allah'a yönüne ulaşmayı dileyin. Lokman 15. Bana ulaşanın yoluna tabi olun. Zümer 54. Rabbinize yönelin ona teslim olun. Şura 47. Rabbinizin davetine icabet edin. Zariyat 50. Allah'a firar edin. Allah'a kaçın. Müzemil 8. Allah ismini Allah Allah diyerek tekrar edin. Her şeyden kesilerek ona ulaşın. Fecir 28. Rabbine dön. 12 ayet ruha Rabbine dön diyor. Ama ruhunuzun Allah'ın zatına ulaşması nefsinizin tezkiyesine bağlı. Nefs tezkiye olmadıkça ruh Allah'ın zatına ulaşmaz. Ve bakın siz mürşidinize 12 tane insanla tabi olup 7 nimetli Allah'tan aldığınız an ibadetlerin sultanı zikre başlayacaksınız. Ve 7 bin zikir, 9 bin zikir, 11 bin zikir, 13 bin zikir ve 15 bin zikir. 15 bin zikirle Nefsinizin manevi kalbi yüzde yedi fazıl toplanıyor. Uzaktan kumandayla nefsiniz birinci gök katının kapısını açıyor. Açılan kapıdan ruhunuz yükseliyor. On bin zikir. Nefsinizin manevi kalbi yüzde on dört aydınlanıyor. Uzaktan kumandayla nefs ikinci gök katının kapısını açıyor. Ruhunuz ikinci gök katından yükseliyor. On bin zikir. Ruhunuz üçüncü gök katında. Yirmi bin zikir ruhunuz dördüncü gök katında nefsi mutmayına 23 bin zikir ruhunuz beşinci gök katında 25 bin zikir ruhunuz altıncı gök katında 33 bin zikir ruhunuz yedinci gök katında. Ne demişti 12 tane emirle? Ruhunuzu bana ulaştırın, bana ulaştırın, bana ulaştırın. Tam 12 farz emirle. Siz bu 12 farz emire riayet etmek istiyorsanız, itaat etmek istiyorsanız o zaman katların ulaşmayı dileyeceksiniz. Rahim esmasıyla Allah size tecelli edecek. Rahim esmasının tecellisi sizi müşridinize ulaştıracak. Tabi olup önünde tövbe edeceksiniz. Bu tövbeyi gerçekleştirdiğiniz an siz Allah Teala tam 7 tane nimet verecek. 12 insan 7 nimetle ses kesine zikre başlayacaksınız. Her şeyin Allah'a zikrettiğini size ifade ettim. Her şey Allah diyorsa her şeyin kendisi için yaratıldığı insanın da ne demesi lazım? Tabii ki Allah demesi lazım. Allah deyin, Allah deyin, Allah deyin, Allah deyin ve Allah'ın katından rahmet ve fazıl, rahmet ve selavat gelecek ve kalbinizde fazıllar toplanacak. Kalbinizde fazıllar toplandıkça yüzde 51 nur, yüzde 81 nur fizik vücut teslimi ve yüzde 100 nur nefsin teslimi. Daimi zikirle kalbiniz yüzde 100 nurlanır. 19 faziletin sahibi olursunuz ve nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. 26. basamak. Devam ederseniz 27. basamakta ihlasa ulaşırsınız. Allah Resulü hadisinde ne diyor? Hikmet sahibi alimler onlar dünya ve ahiret kandilleridir. Yani hikmet sahibi alimlerin ancak Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesi ve öğretmesi söz konusudur. Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için. Yani hikmet sahibi olmanız için var etti. Bütün bunların hülasası kesinlikle yedi tane gök katı yükselen nefs ruhunuzun yedi alem geçtikten sonra hayattayken Allah'ın zatına ulaşması söz konusu. Yedinci gök katına ulaşıyor, nefs teske oluyor ve birinci alem kader hücreleri, ikinci alem ümül kitap, üçüncü alem kudret denizi, dördüncü alem makamı mahmut, beşinci alem divanı salihin, altıncı alem zikir hücreleri ve yedinci alem indi ilahi ve indi ilahinin son noktasında bir ağaç varlıklar alemin son noktasındaki mevcut ağacı da ruhunuz aşarak yoklukta arşta Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatına ulaşıyor ve Allah'ın zatında yok oluyor. Allah'ın zatına ruhunuz ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olduğu zaman siz ermiş evliya oluyorsunuz. Evet ermiş evliya. Ama veli mürşit olabilmeniz nefsinizi de tasfiye etmenize bağlı. Sen çıkarsan aradan kalır senin yaradan. Yedi kademedeki nefs eskesi ve yedi kademedeki nefs tasfiyesiyle böylece ruhunuzu, böylece fizik vücudunuzu, böylece nefsinizi ve böylece iradenizi Allah'a teslim ederek, teslimi ile Allah'a teslim olarak Allah için oluyorsunuz. İslam demek Allah'a teslim olmak demektir. Dört teslimi gerçekleştiren kişi Allah'a teslim olan kişidir. O zaman Allah'a teslim olan kişi emri devamlı artık kimden alır? Allah'tan alır. Çünkü iradesini de Allah'a teslim etmiştir. O noktadan itibaren o kişi sadece Allah'ın emriyle iş görür. Sevgili kardeşlerim, siz de sahabe gibi, siz de Mevlana gibi, siz de Hacı Bektaş Veli gibi, siz de bütün Allah dostları gibi veli mürşitlerden, evliyadan biri olmak istiyorsanız o zaman sualimi soruyorum size. Kaptan ulaşmayı dilediniz mi? Diledik diyorsunuz. Dilden mi kaptan mı kaptan diyorsunuz. Şu anda Allah al diyen kaç kişi var? Hepimiz. O zaman mürşide tabi olup Resulullah'ın varisi devrin imamı Mehdi Resul'e tabi olup hidayete ermek ruhunuzu da fizik ucunuza nefsinizle iradenizle Allah'a teslim edip evliya gibi sahabe gibi olmak istiyor musunuz? Kur'an'daki adınız olan Sabi Kunel halinden biri olmak istiyor musunuz? İstiyoruz, istiyoruz, istiyoruz diyorsunuz. O zaman eğer istiyorsanız sizden istirhamımız ayağa kalkmanızı rica ediyoruz. Söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar ederek inşallah bütün bu safaları Allah'ın size yaşattıracağını vaadiyle tövbe almanızı istirham ediyoruz. Hazır mısınız? Hazırız diyorsunuz. Başlıyoruz inşallah. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek ve Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht nur ve kılıç verilen devrin imamına, emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi oldum. La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Tövbe alanlar yedi bin zikirle başlayacaklar ve kalpten ulaşmayı dilemiş, bu tabiyeti de gerçekleştirmişlerse, bundan sonra yapacağınız tek şey zikir, çok zikir, daimi zikir ve külli zikir, en son irade teslimiyle Allah'ın bir veli mürşidi sevgilisi olmak. allah Teala sizi müjdeliyor. Yedi safanın yedisini yaşamakla, veli mürşid olmakla, kunel arin olmakla müjdeliyor. Gazanız mübarek olsun hepinizin iki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimizin nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek konferansı sözlerini tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ma'as salavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah hepinizden razı olsun